Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ve ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Fatih Mekke 8. Sifir 52. kısım. Asıl içinde vasıl. Edünlü bilgi, kazanılmış bilgi. İlim iki türlüdür. Verilen ve kazanılan ilim. Verilen ilmin herhangi bir ölçütü yok iken kazanılan ilim takvadan ve iyi davranışlardan meydana gelir. Dolayısıyla bir ölçütü ve kuralı vardır. Çünkü her bilgi ve takvaya özgü özel bir ilim vardır. Bu bilgi başka bir şeye ait olamaz. Bu bağlamda Allah'tan, Allah için sakınan, Allah'tan, ateşten korkarak sakınan, Allah'tan, şeytandan korkarak sakınan ve Allah'tan, Allah'tan korkmayanlar nedeniyle sakınanlar vardır. Her takva, bu takvanın sahibi olan kişi adına gerçekleşen özel bir amele ve bir bilgiye sahiptir. Bir insanın kendi nefsine sadaka vermesi dünya ve ahiretteki ebedi hayatının bağlı olduğu bu kazanılan ilimlerle onu beslemesidir. Çünkü her iyilik bir sadakadır. Dünyada iyilik yapanlar yani ehli maruf, ahirette de iyilik sahibi olacaktır. Allah'tan başka maruf yani bilinen yoktur. Dolayısıyla Allah ehlinden başka ehil yoktur. Öyleyse kendine karşı samimi olan kişi, nefsinin ırzını sakınan kişidir. Bu da insanın kendisine verdiği sadakadandır. Irzın sakınılması ve korunması, hakkın tarafından kötü bir sözün kendisine gelmemesidir. Böylece şeriat diliyle ya da bütün ilahi dillerle övülen bir haline gelir. Bu diller, melek, hayvan, bitki, maden, felek, insan ve cinlerin dışındaki herkes ile insan ve cinlerin bir kısmının dilidir. Acaba kişinin ırzını insan ve cinlerin hepsinden sakınabilmesi düşünülebilir mi? Böyle bir şey düşünülemez. Çünkü asıl şu Allah'tır, kendi ırzını yaratıklığının dillerinden korumuş değildir. Şu var ki, maksattan uzaklaşması mümkün olabilir. Mümkün olduğunda ise, nefsinin ki ırzı demektir, kendisinde bir etkisi olmasından korunmuş demektir. Yoksa ırzını ya yani nefsini hakkında konuşulmasından korunmuş sayılmaz. İnfak ettiğiniz her şeyin yerine Allah yenisini koyar. Ayeti buna işaret eder. İnsan yaratıkların övgüsünü kazanmak için sadaka verirse, infak gayesine göre değerlendirilir. Buna karşın insan Allah'a yaraşır olması yönünden övgünün Allah'a dönmesini isteyebilir. Böyle bir halde sadaka verir ve kendisini sadaka veren olarak görmez. Ya da günah bir konuda infakta bulunur ve korunmayı göremez. İnfak ise ancak Allah'ın elinden olabilir. Böyle bir insan bu zevk ve hale sahip olduğu sürece bütün infakları nedeniyle övülür. Böyle bir durumda verilen sadakanın sevabı sadece sadakayı verene döner. Binaleyin Allah'ın eli infak ederken Rahman'ın eli ise ondan alır. Allah'ın bir eli vardır, infak eder. Rahman'ın eli ise alır. Gömer ait olan boşalmıştır. Kula ait olan ise işlevsizdir. Ayetlerini şaşırtarak tafsilleştirir. Onlar gözlere bitişmiştir. Başkalaşırken onları görsem bile. Onlar varlıklarda dolaşırken dersin ki benim amaçlarım onları döndürüyor. Onlar ise kesin kanıtla durağındır. Zikrettiğimiz durumu Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bir ifadesi destekler. Her iyilik sadakadır. İnsan kendisine ve ailesine nafaka verirse ona bir sadaka sevabı yazılır. İnsanın ırzını koruduğu şey bir sadakadır. Bina yapmak veya günah uğrunda olmadıkça insan bir sadaka verirse onun yerine yenisini koymak Allah'a düşer. Hadisi Ebu Ahmet Cabir'den zikretmiştir. Abdülhamid ki o Ebu Ahmet'in kendisine rivayet ettiği kimse de şöyle der. İbnil el Münkedir şöyle dedim. Şöyle dedim. İbn el Münkedir'e şöyle dedim. Kişi ırzını nasıl korur? Yani bunun anlamı nedir? Şöyle karşılık verdi. Şaire ve hatibe sadaka vermesidir. Vasıl kulluk ve hürriyet arasındaki fark. İnsanın kul ve köle olarak Rabbine ya da kulluğa izafesi, hür olarak başkasına izafe edilip, başkalarının boyunduruğundan kurtulmuştur denilmesinden daha üstündür. Çünkü Allah'tan hür olmak doğru değildir. İnsan hürriyeti makamında bulunduğunda sadece başkalarının varlıklarını görür. Çünkü onları görmekle kendilerinden bağımsızlaşmak gerçekleşir. Bu haldeyken kendi kulluğundan yani ubudiyetinden ve mutlak kulluktan habersizdir. Öyleyse insan için kulluk makamı hürriyet makamından daha şereflidir. Mutlak kulluk ise kulluktan daha üstündür. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Meymune bin Haris hadisinde benzer bir duruma işaret etmiştir. Söz konusu kadın Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir cariyesini azat edip bunu Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiğinde peygamber şöyle demişti. Onu yakınlarına verseydin senin için daha büyük bir sevap olurdu. O halde kulluk makamı hürriyet sevabına yeğlenmiştir. Nitekim bazı şeyhlerimiz de Allah'a muhtaç olmayı, Allah sayesinde zengin olmaya yeğlemiştir. Zenginlik ve fakirlik arasındaki üstünlükten ki bu tartışmalı bir meseledir ve fakirlik ve zenginlik de bu konuya girer başka bir ifadeye şükreden zengin ile sabreden fakir arasındaki üstünlüğü konuşurken Abdullah el-Kalafat Cezire-i Tarif'te 590'da şöyle bir olay anlatmıştı. Bir şeyhin huzurundaydım ya da Ebul Abbas bin el-Arif es-Sunhaci'nin müridi Ebu Rebi el-Kefif el-Malaki bana aktarmıştı. 10 dinarı olan iki adam düşünelim. Biri bir dinar, diğeri ise 10 dinardan dokuzunu sadaka olarak verseydi, hangisi daha üstün olurdu? Cemaat dokuz dinar sadaka veren daha üstündür deyince bu kez niçin onu daha üstün saydığını diye sormuş. Cemaat çünkü o arkadaşınkinden daha çok sadaka vermiştir demiş. Bunun üzerine şey şöyle demiş. Güzel fakat meselenin ruhunu kaçırmışsınız ve ondan haberiniz yok. Bunun üzerine o da nedir ki diye sorulmuş. Şey şöyle cevap vermiş. Onları malda eşit saymıştık. Daha çok sadaka veren kişi daha yoksul olmuştur. Bu nedenle daha yoksul olmakla arkadaşından üstündür. Bu husus makam ve halleri bilenlerin inkar edemeyeceği bir durumdur. Çünkü sufiler daha çetin olan işi dikkate almamıştır. Bilakis onlar haller, hakikatler ve keşfin verisini esas almış, böylelikle şekilci bilginlerden üstün olmuşlardır. 10 dinarı bulunan kimse hepsini sadaka olarak verip aslında olduğu gibi hiçbir şey olmadan kalsaydı hiç kuşkusuz daha üstün olurdu. Elinde tuttuğu dinar ölçüsünde derece ve zevkten eksik kalır. Şeyhimiz Ebu Labbas, Es-Sebeti'nin ölüm anında malının üçte birini vasiyet eden insan hakkında ne dediğine bakınız. Bilindiği gibi can çekişen kişi malının üçte birine sahiptir ve geri kalanı onun mülkü değildir. Şari de sahip olduğu üçte birlik bölümün hepsini sadaka olarak vermesini kabul etmiştir. Böyle yapmak şeriat bakımından övülen bir davranıştır. Böylelikle kendi katından çıktığı gibi asıldaki gibi bir yoksul olarak Allah ile karşılaşır ve ellerinde hiçbir şey yokken Allah'a döner. Şahir bu anlamda şöyle der. Çocuk doğduğunda avucunu kapar. Bu durum canlıdaki katmeli hırsa delildir. Ölürken öğüt verircesine onları açar. Der ki, bakın, bakın bana, ölüyorum hiçbir şeyim olmadan sahip olduğu üçte birlik bölümü sadaka olarak veren, can çekişen kimse sahip olduğu üçte birlik bölümü sadaka olarak vermeyen ya da bundan daha azını verip geride bıraktıklarının varislerine sadaka olduğuna niyet eden kimseden daha üstündür. Burada garip bir işaret vardır.